Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi sıfır aldığım arabayı ekspertize götüreceğim. Pilot Garaj Karşıyaka'da şubesi, biliyorsunuz benim arkadaşım Hakan. Hakan'ın yanına gideceğiz ve arabaya komple ekspertiz yapacağız. Neden sıfır arabaya ekspertiz yapıyoruz? Daha öncesinde biliyorsunuz bazı kişiler, sosyal medyada görmüştünüz, bazı kişiler sıfır arabalarında hatalar buldu ve yetkili servisler bunları karşılamadılar. Biz de bu nedenle herhangi bir sorun yaşamamak için de arabamız kilometre yapmadan aldığım gün arabayı ekspertize götürüyorum arkadaşlar. Çünkü herhangi bir mesela sevkiyatlar geldiğinde yetkili servislere arabadan, araçtan indirirken ya kapısını çiziyorlar, tamponlarla alakalı sıkıntı oluyor, bagaj kapağıyla alakalı, yani böyle kaporta aksamlarıyla alakalı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. O yüzden böyle bir sorun yaşamamak için arabayı ekspertize götürüyorum arkadaşlar. Karşıyaka Pilot Garaj, reklam falan işbirliği değil ha, benim arkadaşım orası. Hakan'a. Hakan bir arabaya ekspertiz yapacak. Hem ben de arabanın altını da hiç görmedim. Kliması falan efsane soğutuyor. Detaylı bir arabanın incelemesini yapacağız. Hadi ekspertize gidelim. Ekspertizde görüşürüz arkadaşlar. Evet, Skyvel'i hep üstten çekmişlerdi. Şimdi ekspertize geldik ve Skyvel'in altını merak edenler için, bir elektrikli arabanın altını merak edenler için çekeyim. Arkadan çok ışık geliyor. Şöyle buradan başlayayım. Arabanın bagajından doğru başlayayım. Hakan da buradan bakıyor. Evet, burada. Onları çekmeyeyim. Şase bilgilerini çekmeyeyim. Çekmeyeyim onları ben. Orada bütün batarya bilgileri var. Arka taraf. Oo, şaselere kadar şey atmışlar. Yalıtımlı. Evet. Çeki demiri bağlantı yeri olduğu için. Ha, orayı küçük bir şekilde bir yer bırakmışlar. Aynen. Çeki demiri için. Orada da aynı şekilde. Onları geliyor ya böyle. Evet. Arka tarafı, arka tarafın şeyleri zaten, yayları falan çok güzel. Ford'dan sonra buna binince çok şey oldum. Ford'dan sonra her araç var. Evet. Çok sert bir arabaydı. Bu biraz daha yumuşak. Arkalar bağımsız olduğu için, arkalarda bağımsız süspansiyonlar var. Daha parçalar falan gıcır gıcır. Bunlar frenlerle aha, alakalı ama geri, bu ara el freni. Geri şeyi yapan nasıl hali? Şey Hakan, yani gazdan ayağımı çekiyorum ya, rejenerasyon şanzımandadır değil mi? Şunlar elektrikli el freni. Ya elektrikli el frenleri. Şunlar elektrikli el frenleri. Balatalar falan yeni mi? Fren şeylerini de yapalım. Alt tarafta bakın bu şekilde, arabanın komple alt tarafı kapalı. Yani gösterecek hiçbir şey aslında yok. Şöyle geldiğimizde bataryalar. Şurası batarya galiba ya Hakan, değil mi? Acayip sağlam malzeme yapmışlar ya. Evet. Altını vurma ihtimali. Altı, evet. Bu şekilde komple bir bataryası var burada. Hiçbir şekilde ulaşılmaz. Şasesi zaten, şase falan bayağı kalın ya, şeyli. Buralarda her tarafta yalıtım var. Burası batarya komple, gördüğünüz gibi. Arabanın altında gösterecek aslında hiçbir şey yok. Tamamen kapalı. Batarya için ayrı bir şase daha dönmüş. Valla. Ya burada var. Ha, burada kendi şasesi var. Batarya içinde. Ayrıca bu şekilde bir tane daha şase yapmışım. Çift şase var. Yani çift denmez de güçlendirilmiş. Güçlendirilmiş ha, aynen. Şanzıman, balant, akslar, rotlar, rotiller. Muhafazayı açmak istiyor. Ben de dedim muhafazayı açmıyorum. Garanti dışı kalır falan. Hiç uğraşmayalım o toplarla. O yüzden muhafazayı açmıyoruz. Şu şekilde. Boştayken dönüyor mu? Dönüyor bak. Şimdi şarj olur mu acaba? Ha, dönsün. Oo, tamam, şarj ederiz. Alt tarafı bu şekilde. Kapalı. Evet, şu an Hakan arabanın tavanındaki boya mikronlarına bakıyor. Yok, hiçbir şey yok. Kaputta kaç çıkıyor? Arası kaç arası? 100 civarı kaput. 70-80 tavan, 100 civarı, 90-100 civarı kaput.
Çamurluk, ön solun çamurluk kaç? O da aynı. Buralar 90-100. Burada 110-120 gidiyor. Şöyle aşağılara doğru inceliyor. O araçta böyle. Yukarıdan aşağıya kadar. Evet, yukarıdan başladı kaç? Aynı. Aynı. Evet, kapı... Nasıl? Şu olay da çok güzel. Şu parçalı mı? He. Burası çamur olmaz hiçbir zaman. He, o par... Ben de açtım kapıyı gördüm. Burada böyle bir büyük bir şey vardı. Bu buradan çamur girmesi, girmemesi içinmiş. He, alt tarafı komple kapatıyor, evet. Ayağın çamur olmuyor, aynen. O plastik de o işe yarıyormuş. Vardı onlar. Baklava orijinalinde varmış zaten. Ha şey, menteşeler. Tabii. Çoğu araçta esner burası. Bunda hiç esner gergi yok. Gergi. Arkadaki saç kalın. Efendim, gördüğünüz üzere arabamızı ekspertizimizi yaptık. Arabamla alakalı herhangi bir sıkıntım, doyam değişen vesaire şeylerim yok arkadaşlar. Arabam gördüğü gibi orijinal, videoda gördüğünüz gibi. Şimdi benim bu arabada artılar eksiler var biraz. Onlar dikkatimi çekti. Mesela ben daha öncesinde bazı modellere bindim. Aynalarda kör nokta şeyi yok arkadaşlar. Kör nokta ne diyorlar? Asistanı mı diyorlar? O yok. Direksiyon ısıtması yok. Mesela bazı modellerde şey oluyor. Direksiyon ısıtma oluyor ama koltuk ısıtma soğutma olmuyor. Bazı modellerde
kör nokta ikazlı oluyor, bazı modellerde olmuyor, onun yerine başka bir şey koyuyorlar. Ya fabrikaların taktikleri bunlar arkadaşlar maalesef. Ama bu arabada dediğim gibi bir direksiyon ısıtma da olmuş olsaydı çok güzel olurdu kör noktayla beraber. Bir de arkadaşlar gecede kullandığım arabayı farlar çok güzel aydınlatıyor ama uzunları kendi yaksın isterdim. Uzunları dediğim gibi uzunları da kendiniz yakıyorsunuz buradan. Çoğu modelde artık far teknolojisinde tamam kısaları otomatik açıyor ama uzunları da otomatik kontrol ediyor. Ya karşıdan araba geldiğinde kendi kapatıyor uzunları. Bunun da olmasını isterdim. Bu arabada bu da yok. Koltuk soğutmayı sormuşlar. Koltuk soğutma efsane, çok güzel. Koltukları çok güzel soğutuyor. Şu an Karşıyaka'ya gittim geldim. İzmir için kullanımım. Hepsini size göstereyim. Şu an bu arabada full klima. Hava derecesi 41 derece arkadaşlar. Full klimalı kullandım. 461 kilometre yol yapmışım. %34 bataryam kalmış. Klima full açık. Ya şu çizgi arkadaşlar ortalama 5 tane var. Şu şekilde göstereyim. 5 tane var o çizgiden. 150 kilometre bandında gidiyor. Bunda otoban kullanımı da mevcut. Karşıyaka'ya gider dönerken otoban da kullandım. Şehir içi de kullandım. Ama full klimamız açık. Devamlı klimam çalışıyor arkadaşlar. Kliması efsane güzel soğutuyor. Benim tahminimce 600 kilometre yol yapacağım bu arkadaşlar bu arabayla. Zorlarsam belki 650'yi falan görürüm. 500 kilometrede 600 kilometre yol yapmış olsam şu an elektrik 2,5 lira galiba kilowatt fiyatı. Ne kadar yapmış olacağım? 140 lira yakmış olacağım arkadaşlar bir depoda. Eğer 600 kilometreyi Ford'la yapıyor olsaydım 600 kilometrede ne yakardı Ford? 2000 lira, 2500 lira civarı yakardı. Şu an bu araba 150 lira bandında yakıyor. Yaktı benim için. Bayağı bir yakıt konusunda tasarruf sağlıyor. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi ne yaşarız ne yaşamayız bilmiyorum. Türkiye'ye, ya dünya genelinde yeni bir sistem ama ben şu anlık memnunum. Yol tutuşunda lastikler çok fena kaçıyor araba. Ama lastikler arkadaşlar çok fazla güven vermiyor. Gaza tapa gaz yaptığınızda, dip gaz yaptığınızda önler hafiften bir sarma yapıyor. Patinaja düşüyor. Ona düşmemesini isterdim. Bir tık bir eksisi de o. Koltuk ısıtma, koltuk soğutma, yalıtım. Ondan sonra yol tutuşu da güzel. Konfor böyle hafifle kasislerden falan geçerken kasisleri falan böyle darbeyi emiyor. Süspansiyonlar o da güzel. Yani arabada dediğim gibi sadece 1-2 eksik var. Benim için onlar da problem değil. Ha bir de CarPlay yok. Yani YouTube uygulamasını bu koca ekranda kullanamıyorsunuz. Ya da yani YouTube'da video izleyeceksiniz. Bunu da izleyemiyorsunuz arkadaşlar. Onun için de bir tane aparat yapmışlar. Servise yazdım. Dedim onun için aparat ne kadar? 7500 artı KDV dedi. Yani 9000 liraya falan denk geliyor. Ben de dedim gerek yok. Ben şarkıyı Bluetooth'tan açarım burada. Müzik dinlerim. Navigasyon falan yok yani arkadaşlar. Sadece arabayı kontrol edebileceğiniz yerler var. Radyoyu falan kullanabiliyorsunuz. Bluetooth'la da telefondan bağlanıp şarkınızı buradan yine arabaya yansıtabilirsiniz. Ama görüntü alamıyorsunuz. Bunu kranlar var. Kranlar şöyle kırmışlar. Bir alt modelde kranlar var. Üst modelde güncelleme geldiği zaman üst modelde kırma işlemini daha yapan yok. Ama dediğim gibi o dangle'ı alıp bağlarsanız şu an internette 1500-2000 liraya satıyorlar ama ben bir şekilde bir yerde çözdürmeye çalışacağım onu. Ücretsiz bir şekilde çözdürmeyi düşünüyorum. Çözdürürsem onun da videosunu yaparım. Arabamın alt kısmı efsane. Ben bunda şeyi merak ediyordum. Gücü ne veriyor? Yani şanzıman motor yok zaten. Motor radyatörden şundan ya hepsinden kurtuldum. Yağ bakımı yok. Ondan sonra hararet kontrol etmek yok. Ondan sonra yağ seviyesi kontrol etmek yok. Oy bir yıllık yağ bakımı yok. Anasını hepsinden kurtuldum. Yani bu benim için çok büyük şey. Yani bilmiyorum anlatamam size. Onları takip etmek artık kafanızda olmaması çok güzel bir duygu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yağ alacaksın. Ford'da ne kadar alıyordu? 10,5 litre yağ alıyordu. Ya ortalama 2000 lira yağın maliyeti vardı Ford Ranger'da. Filtresini alıyorsun, bilmem nesini alıyorsun. Radyatörün soğutuyor mu, soğutmuyor mu? Radyatöründe sıkıntı var mı, yok mu? Bunların artık hepsinden kayıştan ötüyor mu, ötmüyor mu? Trigger'in zamanı geldi mi, gelmedi. Yeter gari. Onlardan bıktığım için böyle bir şeye geçtim zaten. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlarda bir kronik sorun olmaz. Sadece hani bataryanın biraz hani ömrü kısalıyor. Onu zaten bilerek alıyorsunuz. Çok fazla kısalmadığı sürece, herhangi bir sıkıntı yaşatmadığı sürece de, beni yolda da bırakmadığı sürece de şu an bana 600 kilometre menzil çok çok iyi.
Arabanın gücü aktarma kısmını çok merak ediyordum. Burada biliyorsunuz bir tane şöyle bir yuvarlak bir vites var. Gücü şanzıman var mı yok mu diye merak ediyordum bunlarda. Şanzıman var arkadaşlar. Elektrikli motor şanzımana bağlı. Fren de kullanmıyorsunuz. Yani frenden böyle ayağınızı gazdan çektiğinizde kendisini şey yapıyor, şarj ediyor ya. Kendisi bir de frenliyor böyle şanzıman üzerinden. O olay da çok iyi. Balatalarınızın ömrünü de uzatacak. Ya ben freni böyle şeyim ya, freni zaten çok fazla kullanmıyorsunuz öyle olunca. Devamlı ayağımı gazdan çekesim geliyor. Bir de şarj ediyor ya kendini. Çok hoşunuza gidiyor. Arabayla da alakalı zaten altını üstünü gördünüz. Benim en çok merak ettiğim kısım alt kısımda ne var ne yoktu. Normal içten yanmalı motorlarda işte altta benzin deposu oluyor. Egzoz sistemi oluyor. Bunların hepsi, hiçbiri yok. Sadece süspansiyonlar ve fren sistemleri var. Bir de baştan başa komple batarya. Bataryayı efsane güzel koymuşlar. Yani bataryanın üzerine şase güçlendirmesi falan yapmışlar. Hakan da beğendi. Biz de beğenmiş olduk. Size tavsiyem, aldığınız arabayı muhakkak sıfır olsa da, biliyorsunuz zaten belli bir süre içinde iade hakkınız var tüketici hakkı olarak. Şey yapın arkadaşlar, ekspertize götürün. Ekspertiz yaptırın ki bilin arabanızı. Hemen o gün içerisinde olursa sizin için daha iyi olur. Daha süper hızlı bir çözüm elde edersiniz. Ben de herhangi bir sorun yaşamamak için ekspertiz yaptırdım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bu arada bakalım, ben daha arabayı hiç şarj etmeyeceğim. Yani ne kadar gideceğim kilometre olarak çok merak ediyorum. Bunu videosunu yaparım diye düşünüyorum bir sonraki videomuzda. Olur. Şu an 461 kilometre yol yapmışım. %34 bataryam var ve arabanın içinde şu anda klima çalışıyor. Arabada çalışır durumda. Tabii bunlar da bataryadan yiyor aslında. Neyse, yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Ha, bu arada soru ve önerileriniz varsa aşağıya yazın. Ben de elimden geldikçe bunları bir sonraki videoda yanıtlamaya çalışayım.